Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony John Blinken açıkladı, Orta Doğu turu ile ilgili geniş bir haber ile sunan uluslararası haber ajansı, Türkiye-Yunanistan dengesi deyip ara başlığını kullandı. 7 Ekim tarihinde başlayan savaş bugün itibarıyla 3. ayını doldurdu. 4. kez Orta Doğu turuna çıkan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ilk durağı bu akşam Ankara olacak. Türkiye'nin ardından Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'a gidecek Blinken'ın turu bir hafta sürecek. Savaş başlar başlamaz İsrail'in yanında saf tutan Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze şeridinin yok edildiği işgale koşulsuz verdiği destek, artık sürdüremeyeceği bir noktaya ulaştı. Benjamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonundan savaşı bir an önce bitirmesini isteyen Washington'ın bir numaralı diplomatını bir kez daha bölgeye göndermesi dikkat çekiyor. Anthony Blinken'in ağındasında rehinelerin serbest bırakılmasından Gazze şeridine daha fazla yardım girişinin sağlanması, Denizi dünyanın en tehlikeli su yolu haline getiren Husi saldırılarının caydırılmasından İsrail-Dübnan sınırındaki tansiyonun düşürülmesi. Gazze'deki savaşın kaderi ile gelecekteki Filistin devletine doğru atılacak adımlara kadar birçok başlık var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı diplomatını Orta Doğu turunda zorlu görüşmeler beklediğini belirten agence Frans Presse Haber Ajansı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın bunu kabul ettiğini kaydetti. Miller, bu seyahatteki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Apaçık bir şekilde bölgenin yüzleştiği çetin sorunlar ve önümüzde zor seçimler var, dedi. Anthony Blinken'in önceki üç Orta Doğu turunda savaşı Gazze şeridi sınırları içerisinde zapt etme peşinde olduğunu dile getiren AFP, şimdi ise Lübnan, Irak, Yemen, Suriye ve İran'da saldırıların gerçekleştiği bir bölgeye geri döndüğü yorumunu yaptı. 2 Ocak Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın 2 numarası Salih Harouri'nin suikasta uğradığını, yanı sıra Yemen'in batısını kontrol eden Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere ateş açtığını bildiren AFP, İran'da ise ülke tarihinin en kanlı saldırısının Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde gerçekleştiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin geride kalan 3 ayda İsrail'e hayati bir destek sunduğuna değinen AFP, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde iki kez ateşkesi veto kartıyla engellediğini, bunun Arap dünyasını öfkeye sürüklediğini yazdı. Anthony Blinken'in yalnızca birkaç gün önce İsrail'e silah göndermek için Amerika Birleşik Devletleri Kongresini devre dışı bıraktığını hatırlatan AFP, Biden yönetimiyle Netanyahu hükümetinin Gazze şeridinin geleceğine dair farklı pozisyonlarda olduklarının altını çizdi. Haberinde Türkiye-Yunanistan dengesi, ara başlığını kullanan AFP, Bilinke'nin Ankara'dan Atina'ya geçeceğine vurgu yapıp aylardır gündemden düşmeyen savaş uçağı dosyasını detaylandırdı. Ajans, Türkiye'nin tarihi hasmı olarak tanımladığı Yunanistan'ın Washington'ın Ankara'ya F-16 letlerini satması hakkında gergin olduğu yorumunu yaptı. Haberinde Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsız edici, müttefiki olarak tanımlayan AFP, Biden yönetiminin Türkiye'ye savaş uçaklarını teklif etmesinin beklendiğini yazdı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine uzun süredir ertelediği yeşil ışığı yaktığını belirten haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini tavizler için koz olarak kullandığını kaydetti. Türk parlamentosunun İsveç'in katılım sürecini ilerlettiğini vurgulayan AFP, Ankara'nın bir diğer İskandinav ülkesi Finlandiya'nın üyeliğine geçen yıl onay verdiğini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Millarda, günlük basın toplantısında Anthony Blinken'in Ankara ziyaretinde İsveç'in NATO dosyasının görüşüleceğini söyledi. Bir diğer haberimizde ise, Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Yaruri'ye düzenlenen suikastın, İsrailli esir yakınlarının esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin umutlarını söndürdüğü belirtildi. İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan Hamas'ın tuttuğu rehinelerin aileleri Beyrut suikastını kutlamıyor, başlıkla haberde, suikastın esir aileleri için, zafer fotoğrafından başka her şeyi temsil ettiği kaydedildi. Aruri suikastının İsrail için bir zafer anı sunduğuna dikkat çekilen haberde, esir aileleri için ise suikast haberinin kalbe saplanan bir bıçak niteliği taşıdığı ifade edildi. Suikastın esir aileleri için bir başka, derin hayal kırıklığı oluşturduğu aktarılarak İsrailli esir babası Eli Şitibi'nin, artık tüm odağın kuzeydeki savaş ihtimali üzerine olacağından korkuyoruz, ifadelerine yer verildi. TV suikastın tam da daha fazla esirin serbest bırakılması ihtimalini düşündükleri bir zamanda gerçekleştiğini vurguladı. Haberde, esir ailelerinin, suikastın söndürdüğü umut kıvılcımının yasını tuttukları, aktarılırken suikast haberinin duyulduğu sırada ailelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile toplantı halinde oldukları ancak telefonları alındığı için bunu gündeme getiremediklerine yer verildi. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi baş analisti Nahum Barnea, Aruri'ye düzenlenen suikast ile İsrailli esirlerin hayatıyla kumar oynandığını belirtmişti. Suikastın esir takasına ilişkin müzakereleri erteleyeceği belki de sonlandıracağını öngören Barnea, suikastın İsrail'deki esir takasını hızlandıracağına ilişkin tahminlere işaret ederek bunları kendi kendilerine anlattıkları hikayeler olarak yorumlamıştı. Bunların yanı sıra Avrupa'nın tek para birimi bloğundaki iş faaliyetleri, hakim hizmet sektöründeki gerilemenin yılın son ayına kadar yayılmasıyla 2023 sonunda daralmaya devam etti. Blok için imalat ve hizmet faaliyetlerinin bir ölçüsü olan Flash Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, PMI-47-0'lık bir ön tahminin ardından Aralık ayında Kasım ayı için revize edilen %47,6 seviyesinde geldi göstergenin üst üste 7. ayda da büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırının altında kalması dikkat çekti. Veriler, Euro bölgesinin 2023 3. çeyreğinde %0, birlik bir daralma yaşadığını ve resesyonun teknik tanımını karşılayarak muhtemelen geçen çeyrekte tekrar küçüldüğünü gösterdi. O arada, Euro bölgesinde talebin daha da zayıfladığı görülürken, hizmet sektörü faaliyet endeksi Kasım ayında kaydedilen 48.7'ye kıyasla 5 ayın en yüksek seviyesi olan 48.8'e yükseldi. Hizmet talebindeki düşüş Aralık ayında yeni iş endeksinin 46.7'den 47.1'e yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bir miktar hafiflese de, 6. ayda da 50'nin altında kaldı. Raporda faaliyet seviyeleri yıl sonunda talep koşullarının daha da zayıflamasıyla kısıtlandı. Son anket verileri hem euro bölgesi imalatçıları hem de hizmet sağlayıcıları tarafından yeni iş alımlarında daha da güçlü bir düşüşe işaret etti denildi.